durup uygarlığı yurdun dört köşesine dağıtan bir mesleğidir. Okuldan çok daha kesip, daha pratik, daha kestirme, daha etkili. Çünkü diyelim ki üç duvardan bir tanesini açıyorsunuz, işte sahne diyorsunuz, yahut da ortada oynanan sahne. Orada gösterilen şey, orada sunulan her şey, hayatın bir kesimi, hayatın gerçekte olanından daha yoğun, daha heyecanlısı, daha canlı. Gece gündüzle birlikteyiz, hoş geldiniz. Haldun Taner'i vefatının yıl dönümünde anıyoruz sevgili seyircilerimiz. Öykü, tiyatro, kabare yazarı, öğretim üyesi ve gazeteci. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarı Haldun Taner'e sanata ve hayatımıza kattığı değer için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ve Haldun Taner'i anarken bir de etkinlik önermek istiyoruz sizlere. İş Sanat'ın geleneksel dinleti serisinde Haldun Taner'in hikayeleri seslendirildi. Atilla Birkiye'nin hazırladığı ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı İnsan Sadece Bir Araç başlıklı dinleti de Bayanlar 00, Konçinalar, İznikli Leylek ve Sancho'nun Sabah Yürüyüşü hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. Etkinlik İş Sanat'ın YouTube hesabından ücretsiz olarak izlenebilir. Hareket dolu, kanı sıcak, delikanlıdır. Su köpüre köpüre taşıyordu. Kevser Hanım musluğu kapayıp kovayı çekti. Sevgili seyircilerimiz, Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş Hıdrellez klibinde bir araya geldi ve baharı müjdeleyen Hıdrellez'i birbirinden güzel şarkılarla kutladı onlar. Biz de baharın bu en güzel günlerinde gelin birlikte biraz ses açalım, izleyelim o klibi. Şşt moriyelelelli yarınina nininom. Şşt moriyelelelli yarınina nom. Bahçelerde eğrenti, bahçelerde eğrenti. Oynuyor iki elki, şayır çimen geze geze of. Şayır çimen geze geze of. Oldum ben bir bu pazar anneler günü. Annelerimize bir gün değil her gün minnettarız elbette ama anneler günü vesilesiyle bir kez daha onlara teşekkürlerimizi, sevgilerimizi iletiyoruz ve İşte güzel bir vesile dolayısıyla da bir özel konseri sizlere hatırlatalım istiyoruz. Evet, pazar günü İş Sanat Anneler Günü'nü yeni türküyle kutluyor. Pazar gününden itibaren çevrim içi yayınlanmaya başlayacak konseri biz de sevgili Derya Köroğlu ile konuştuk. Şimdi o sohbeti ekrana getiriyoruz ve bir kez daha öncesinden Anneler Günümüz kutlu olsun diyoruz. Nargilemin marpucu da gümüştendir, gümüşten. Nargilemin marpucu da gümüştendir, gümüşten. Beş değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Derya hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Gerçekten özledik. Çok zamanlar geçti. Çok zamanlar geçti bizim. Tabii konserlerden de öyle. Doğru. Böyle işte ayda yılda bir kere o da online olmak üzere. Bir araya geliyoruz. Ya yeni türkü olarak bir araya gelmiş oluyoruz. Evet. İş Sanat sahnesinde daha önce de aslında bir araya geldik. Ama bu kez farklı gerçekten senin söylediğin gibi. Hem izleyici, dinleyici için farklı bir deneyim. Hem müzisyen için farklı bir deneyim. Evet. O anlamda nasıl hissediyorsun? Bu kez nasıl hissediyorsun diye sorayım. Ya şimdi hepimiz bir acemilik halindeyiz biliyor musun? Evet. Hatta işte mesela
bu değil ama bir önce bir uçağa ilk defa bindim mesela. Bir yıldan sonra gibi. Ve böyle hareketleri insanın acemileşiyor. Bir heyecan da kaplıyor aslında. Çalacağız yeniden filan. Bir de hani kendi kendine çalıyor gibi olmak da değil çünkü bu. Ama alıştık mı? Tabii alışamadık. Yani böyle bir online'da bu iş gitmez. Yani müzik karşı karşıya olmayı gerektiriyor. Doğasına aykırı. Evet, hakikaten sanatın, yani bizim en azından bu performans sanatının doğasına aykırı. Orada insanları görmelisin, gözlerine bakmalısın. Olmasa mektubu, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Böyle bir dönemde mecra olması önemliydi. Online mecranın sadece erişim anlamına gelmediğini, bir yandan da müzisyenler için de aslında bir nefes olduğunu düşünüyorum. İş Sanat'ta 21. sezonunu bu aslında duyguyla online olarak hazırlamaya karar vermişti. O da zannediyorum müzisyen tarafından bakıldığında ayrı bir heyecan yine de. Kesinlikle. Yani burada çok güzel anılarımız var. İş Sanat'ta bu. Evet. Salonda. Hatta bir yani sürpriz yaş günü kutlamaları falan bile olmuştu. Doğru, tam doğru. Yaş günüme denk gelmişti. O yüzden böyle girerken gene o heyecanı, o çocukların samimiyetini, benim doğum günümü, kutlayışları falan. O çok çok özel. İnsan tabii ki yaşadığı şeyleri tekrar düşünüyor. Günahın çok. Derdim zaten çok. Gez dolaş gül, seni tutan yok. Repertuarından sual olunmaz yeni türkünün ama şu da var ki ya biz buğdayın türküsünden bugüne geliyoruz ya hep birlikte. Çok da geniş bir repertuar söz konusu olabilir. O yüzden hani öncesinde nasıl bir hazırlık yaptınız? Bunun doğaçlama payı da var mıdır? Var var, özellikle evet, demin onu konuştuk zaten biraz provada, ki biraz daha prova yapacağız. Doğaçlama olsun ki bir tadı olsun. Zaten İş Sanat'ın da burada gerçekleştirilen performanslarda da o gözetiliyor, o çok güzel bir şey. Bir hiç olmazsa böyle kendimizi birbirimize bir ruhlarına sarılmış oluyoruz, yani öyle değil. Dolayısıyla biz yeni türkü şarkılarının keyfini bol bol süreceğiz. Onu anlıyorum. Tabii 40 yılı geride bıraktık. Dile kolay. En geçtik. Son stüdyoda geçtik. Bir araya geldiğimizde aslında bir anlamda öyle de bir kutlama yapmıştık. Böyle fiziken buluşabildiğimiz güzel günde. Evet, o günlerde. Ve o zaman 40. yıl konserlerini konuşmuştuk. Yani yeni evet. Türk'ün ajandasında epey heyecanlı planlamalar vardı. Bir kısmı oldu, bir kısmı olamadı belki. Ama bir de Saygı albümü. Evet, evet. Hala bir aşamada. Ben bir güncelleme almak istiyorum yeni türküden. Valla şimdi işin o yanı da böyle çok aksadı. Hakikaten şu anda çıkmış olmalıydı. Fakat kimse de biraz moraller dedim bozuk nedir? Kimse yani bir şeyler de yapmaktan, bir şeyi yayınlamaktan da geri duruyor. Onun da etkisi var ama bir 20 parçalık bir repertuarla geliyor. Herhalde artık bayram sonrası. Bizde her şey bayram sonrasında bayram olabilir. Bayram sonrası. Doğru, doğru. Çok teşekkür evet. ediyorum Derya. İyi ben bakınız kendinize. Yollardan sonra, yollardan sonra. Avrupa
Avrupa Müze Forumu tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Yılın Müzesi ödüllerinde Troya Müzesi ve Odun Pazarı Modern Müzesi özel ödüllere değer görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen Avrupa Yılın Müzesi ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenmeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi ilan edildi. Troya Müzesi 2020 yılı için, Odun Pazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için Avrupa Yılın Müzesi özel ödülünü aldı. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada 2021 Siletto ödülünü almaya hak kazandı. Ve tam kapanma günlerinde evde çocuklarınızla birlikte eğlenceli zaman geçirebilmeniz için bir takım öneriler. Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım. Dünyanın en büyük dijital medya şirketlerinden olan Londra merkezli Moonbug'ın çocuklar için ürettiği içerikler Türkiye'deki izleyicisiyle dublajlı olarak Puhu TV'de buluşmaya devam ediyor. Çok duru. O bir muz. Mia! Kelly! Oscar! Dünyaca ünlü çocuk içeriği Little Baby Bomb'da 6 yaşındaki Mia ve arkadaşları çocukları hayvanların dans edebileceği, otobüslerin arkadaş olduğu ve yağmurlu günlerin asla sıkıcı olmadığı bir dünyaya davet ediyor. Orijinal şarkıları çocukların duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Yüz, yüz, yüz. İki yüz. Üç yüz. Merhaba çocuklar. Merhaba Twinkle. Twinkle, deniz kenarında kumdan... Çocukların aile üyeleriyle birlikte izleyebileceği Playtime with Twinkle, çocuklar ve ebeveynleri Twinkle'ın etrafındaki dünyayı keşfetme yolculuğuna davet ediyor. Sandy kumdan kaleye çarptı. Bu içerik, çocukların rakamları, renkleri, mevsimleri öğrenmelerine, kelime dağarcıklarını ve hafızalarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. Portakal. Portakallar turuncudur. Çok komik değil mi? Merhaba. Ne çiziyorsun Mia? Büyülü oyun alanı mı? Sen de oynamak ister misin? Evet. Eğlenceli ve öğretici bir çocuk animasyon içeriği olan Mia's Magic Playground artık Türkiye'de Puhu TV'de ücretsiz olarak yayında. Sizinle oynamıyorum. Yeni kıza neden aralarını almıyorlar? Çünkü yeni ve biraz yaramaz. Mia ve arkadaşlarının hayal güçleri ve yaratıcılıklarıyla problem çözme yeteneklerini geliştirdikleri animasyon Mia's Magic Playground öğretirken eğlendirmeyi hedefliyor. Oscar! Animasyondaki karakterler birçok konuda yaratıcı çözümler buluyor ve gerçek hayatta uygulayabilecekleri hayat dersleri öğreniyor. Merhaba. Oyun evi yapmamıza yardım edebilir misin? Ajandamızdaki diğer başlıkları da bir haber turuyla ekrana getiriyoruz. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve model Nick Cannon 59 yaşında yaşamını yitirdi. Madonna, Cannon'a sosyal medyada yaptığı paylaşımla veda etti. Sayfasında Cannon'la fotoğrafını paylaşan popçu, "Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Her zaman çok nazik ve tatlı bir insandın. Çok fazla acı çektin. Umarım gittiğin yerde daha mutlusundur." yazdı.
1985 yılında bir Blue Jean firması için kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle hafızalara kazınan ve ardından Madonna'nın himayesine giren Nick Cannon, sözleri Madonna'ya ait olan Each Time You Break My Heart adlı şarkıyla müzik dünyasında da adını duyurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık kısa film yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlığın sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısıyla atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk ederek sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenleyeceği yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Kısa filmlerin süresinin 5 dakikayı geçemeyeceği yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Yarışmaya sıfıratikyarışması.com adresinden 25 Mayıs'a kadar çevrim içi başvuru yapılabilecek. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi biliyorsunuz. Sosyolog, şair ve yazar Doktor Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Öztürk geçirdiği ameliyat sonrası koronavirüse yakalanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Öztürk'ün vefatı nedeniyle sosyal medyada bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda yazın dünyamızın değerli ismi Doktor Hüseyin Emin Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik ifadelerine yer verildi. Gül Ağacı adlı eseri İngilizce'ye, Yaralı Keklik adlı eseri ise Farsça'ya çevrilen Öztürk'ün bazı eserleri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlanmış, Düştüm Kabe Yollarına ve Efsunlu Şehir şiirleri ise bestelenerek TRT repertuarına alınmıştı. Ümitsiz olmamamız gerekiyor. Zor zamanların en güzel duygusu ümit içerisinde olmak, ümidi beslemek. Kitap köşemizde bu hafta yazar Selahattin Yusuf'la Fransız edebiyatının ve realizm akımının en önemli isimlerinden Fransız romancı Gustave Flaubert'i konuştuk. Bu sohbetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yeni haftada buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Yaşamış büyük Fransız yazar Gustave Flaubert'i konuşuyoruz bugün. Edebiyatta realizm akımının temsilcisi Flaubert ve elbette Flaubert deyince akla ilk gelen edebiyat tarihinde en fazla iz bırakmış kadın karakterlerden Emma Bovary, yani Madame Bovary. Madame Bovary'e değinerek, hatta biraz da ilk cümlesi bu olsun bu sohbetin diyerek başlayacağım Selahattin. Kimdir Madame Bovary? Niye bu kadar önemli bir kadındır ve nasıl olup da hala güncelliğini korumaktadır? Flaubert'in kahramanı Emma Bovary, yükselen burjuvaziyi temsil eden, onun satiliğini, yüzeyselliğini, ondan sonra ne demek lazım? Tabii ki eskiden beri gelen aristokrat değerlerini 1789'un alaşağı ettiği ve yeniden kurduğu düzene büyük bir eleştiri aslında. Bana kalırsa Emma Bovary karakteri. Çünkü biz Flaubert'in de burjuvaziye karşı büyük bir kin beslediğini biliyoruz. Evet, bu titizlikle yazılmış kurgu mimari karakter. Açıdan zaten kusursuz gerçekten kabul ediliyor. Şunu söylemek lazım. Aslında ahlaksızlıkla yüzleşmek kolay mesele değil. Evet. Okuru da zihnen zorlar o yüzden tabii, Madame Bovary. Şu var ki o dönemin kadınını anlatırken, işte biraz önce burjuvaziye eleştirel bakış dedin. Evet. Orada aşk romanları vardır. Tabii. Aşk romanları okuyan, tutkuyu, aşkı arayan tabii, o kadın. Evet. Ve o kadın aşk uğruna hatalar yapar. Kocası Charles onu ne kadar uğraşsa da mutlu edemez. Evet. Ve o kadın doğal olarak toplum tarafından yargılanır, dışlanır. Evet. Ve o trajik son ona hak görülür. Doğru.
Fakat ben burada karşıyım. Çok haklısın. Çok haklısın. Tamamen katılıyorum ben buna. Hatta şunu da ekleyebiliriz. Emma aslında bazı saf, naif ve temiz duyguları da temsil eder. Onlardan birisi aşktır. Naifliği de temsil eder. Bu bilinir aslında zaten. Aslında tüm hayal kırıklığı yaşayan mutsuz kadınların hepsidir Madame Bovary. Doğru, doğru. Fakat bunu eski düzende kadınların tatmin etme biçimi farklıydı. Yeni düzende çok farklı ve bunun sakıncaları var. Ruhsallık açısından, toplum açısından vesaire vesaire vesaire. Zaten o yüzden yani, acı bir sona gider. Acı bir trajik bir sona gider. Flaubert'in kafasındaki muhtemelen bu. Yani bu yeni tipoloji. Evet, içinde saf, masum duygular da var. Hatta şunu söylüyor. Burjuvazide olmayan bazı hasletler var, özellikler var Emma Bovary'de. Hiç değilse inanıyor bir şeye, idealize etmeyi biliyor, aşkı idealize etmeyi biliyor falan. Ama ve lakin tüketim tarafı, dönemi hatırlayalım. Tüketim yeni yeni burjuva tarafından pompalanıyor, tüketim ihtiyacı. Yani yaratılmış olan tüketim ihtiyacından bahsediyorum. Gerçek ihtiyaçtan değil. Şimdi günümüze de geldiğimizde, magazin basınımıza baktığımızda üretilmiş, yaratılmış tüketim aslında bu kültürü oluşturuyor. Bu köpük kültürünü, bu yüzeyselliği. O zaman zaten yazılan romanları okuyanlar kadınlar. Tabii ev ki. Ev kadınları. Zaten, ve onlar tabii. Kitapları okuyup okuyup hayal kuran kadınlar. Doğru. Ve bakınız romanlar o kadınlarla başlamıştır. Doğru. Hayır, yani bunun da altını çizmek istiyorum. Cemil Meriç öyle söyler zaten. Biliyorsun Fransız kültürüne son derece vakıf bir büyük düşünürümüz. Cemil Meriç Fransız kadınları için icat edildi ama Ruslar onu büyüttüler. Bak bunu bilmiyordum. Tabii. Tam da aslında bunu söylemek olur mu istiyorum o zaman. O zamanın güzel dizileri falan yani onlar. Güzel, güzel. Öyle öyle şimdi tabii. Buradan Flaubert'e geleceğim. Çünkü Flaubert aslında bu romanı da diğer bütün eserlerini de çok uzun yıllar üzerine çalıştıktan doğru, doğru sonra ortaya çıkarmış. Bir düşünür gibi bir şey zaten evet, Flaubert. Evet, bu kadar titizlikli. Hatta tabii onun doğuştan bir yazarlık yeteneğine sahip olmasa bile evet, azmi, vazgeçmemesi, evet, evet, işte yazma disiplini evet sayesinde bu büyük eserleri verdiği yorumu doğru da yapılmış evet sonradan. Evet. O yüzden bir yazar olarak sormak istiyorum. Hani yazmak için yetenek çok önemli mi acaba? Şöyle, ne dersin? Benim ustam der, ben söylemeyeyim, ustam söylesin. Hı. William Faulkner hayranıyım ben. O şunu söyler, başarının %99'u yetenek, %99'u disiplin, %99'u çalışmaktır der. Evet. Bununla bir şey söylemeye çalışıyor tabii ki. Hepsi birden çok önemli demek ister ve gerçekten de öyledir. William Faulkner'ın kendi hayatından bunu görürüz, biliriz. O zaman Flaubert de öyle bir örnek zaten. Flaubert de öyle bir örnek. Şöyle, fakat şöyle bir itirazımız olacak Flaubert'le ilgili genel geçer yargılara. Gülay, evet, bence bunu söylemek lazım artık. Çünkü Flaubert'le ilgili... William James, Henry James mi olacak? Yani bir sürü büyük büyük yazarlar en büyük romancıdır derler. Bunu kolay kolay söyleyemeyiz bak. Mesela Dostoyevski için bu söylem, Tolstoy için söyleyemiyoruz, Faulkner için söyleyemiyoruz ki bence Faulkner'dır o. Bu arada onu itiraf edeyim, kendim için söyleyeyim yani. Fakat Flaubert için söylerler, iç mimarisi kusursuz çünkü. Kurgusu onun için bu kadar kusursuz uzun süre üzerine evet çalışılmış evet eserler. Ama şöyle... Bir de psikanalizi çok güçlü derler. Fakat şunu söyleyeyim sana. Sonradan Marcel Proust abimiz gelecek. Özür dileriz. Özür dileriz yani. Marcel evet Proust geldikten sonra Flaubert artık ikinci lige düşmek durumundadır. Çok büyük bir yazar olduğunda hiç şüphe yok. Evet, hiç evet şüphe yok ama evet zamanı için çok büyük. Yani bir 50-60 yıl için tamam. Evet. Ama ondan sonra Proust var şeyde Fransa'da. Zaten Fransızca'da ne yazık ki tüm büyük düşünce insanları gibi o da hani yine acı bir sonla evet veda evet etmiş evet hayata. Yanlış tabii hatırlamıyorsam ki onun da zorlukları, acıları, tabii ki öyle, sağlık problemleri, izdırap felç içinde galiba tabii, bir tabii felç sonucu hayata evet veda etmiş. Evet. Biz Madame Bovary ve Madame Bovary'nin herkese şahsında aşkla tavsiye ederiz. Tüm sıra dışı kadınlar için diyelim, bir kez daha hatırlatmış olduk. İyi okumalar.